O yüzden hani e, Metin de herkesle e, çalışmaz e, rica ettim dedim bana dedim iki tane falan böyle gecelerce telefonlarda konuşup e, tabii ki arkadaşım seni o kadar çok seviyorum ki sana güzel işler yapmak istiyorum diye ve hakikaten iki tane farklı tarzda ama e, çok güzel iki klip oldu bence tabii ki Bu arada şunu da söyleyelim bu program Kral Pop radyo programı radyonun programı Kral Pop TV ortak yayınlıyor 40 yerel televizyon, 40 yerel radyo kendi yayınlarını kestiler. Bize bağlandılar. Şu anda Aynen. bizi... Aa, süper. Herkese Yere... o zaman buradan kucak dolusu selamlar. Yerel televizyonlara, yerel radyolara bir buradan mesajın. Buradan e, sevgilerimi ve saygılarımı evet. iletiyorum. Sağ Başarılar olsun. diliyorum. Şimdi biraz önce Her Durum'da şarkısıyla başladık. Gülşen. Bir Gülşen şarkısı. Evet. Bu albüme baktığımızda bundan önceki albümde de o yoğunluğu evet. gördük ama bu albümde bir devler ligi var. <laughs> yani Mustafa Ceceli'den evet. Metin Aralat'a, evet. Sıla'dan Gülşen'e, Akçıl Sinan Akçıl'dan Gülşen, Sezen Aksu, Sezen Aksu Mustafa Ceceli. Oo, yani Çok var ama. Çok ...inanılmaz yani. isimler bir araya gelmişler... ...sen bunları planladın mı... ...yoksa sonrasında mı gördün... ...bu kadar ismin bir araya geldiğini... yok hiçbir plana dayalı değil... Ee, ...Gülşen'le mesela... ...çok uzun yıllardır Gülşen'i uçakta yakalıyorum... ...orada yakalıyorum işte konser dönüşleri falan... ...şarkı istiyorum... Ebru bende bir şey var eğer sana uyacağına inandığım bir şarkı olmazsa evet, vermem. Evet. E, çünkü ben ticari düşünmüyorum. Sana yakışması lazım vereceğim şarkının. O yüzden ne olur beni bekle seni düşünerek ve hayal ederek bir şarkı e, yapayım diye. E, ve en nihayet bir gün aradı mesela. Evet gel bir dinle bakalım beğenecek misin diye. E, Sıla keza e, şarkılarını Herkesle paylaşmayan bu arada Ozan e, Çolakoğlu'nu unutmayalım Ozan Doğulu'yu unutmayalım bu albümde Onları Onlar da, da sonra da, devamında geleceğim evet, evet. Zaten Sıla da biliyorsunuz keza evet. öyle çok of, herkese şarkı evet. vermiyor titiz. fazla titiz ama işinin her evresinde Sıla çok titiz bir sanatçı benim de çok beğendiğim bir sanatçı Ayrıca çok da acayip farklı bir kalbi ve gönlü olan bir insan senden şarkılarımı dinlemeyi çok seviyorum biz aradığımızda ben şarkı istiyorum dedim var mı? ...var iki tane şarkı ve bu şarkılar sana çok yakışacak dedi. Ben Oku Efe Canım'a ber çok beğendim bu arada Oku Canım'a birinci. Evet. Güzel şarkı çok ee, güzel şarkı. Evet. Ee, ve bu şekliyle hepsiyle e, telefon açıp ben şarkı istiyorum dediğim zaman... ...önüme gelen e, şarkılardı bunlar ve hakikaten hepsi çok iyi şarkılar. Bunu ben söylediğim için ya da benim albümümde olduğu için evet. değil... Her hangi sanatçının albümünde olsaydı bu şarkılar? Ben yine beğenirdim ve yine dinlerdim. Peki bu sanatçılar açısından, bu şarkıları <laughs> verenler, aranjeleri yapanlar açısından bir yarış söz konusu olabilir mi bu albümde? Bu albüm bir e, arena albümü olabilir mi? Bu kadar devler var hepsi bir arada... ...şimdi ben öyle görmüyorum tabii Çünkü ki. klip çekerken zaman zaman böyle... E, ...zorda kaldığın oldu mu ya? Hiç kimse hiçbir şey demedi. Evet. Yani bütün bu büyük isimlerin ben ...benim şarkıma önce klip çekeceksin... ...öbürüne sonra da hiç evet. böyle şeyler olmadı. Tamamen özgür ee, ve rahat. O, ya, evet. Herkes bahsettiğim isimlerin... ...hepsinin artık bulundukları yer öyle bir yer ki... Evet. ...böyle bir rahatsızlıkları... Evet. ...olması mümkün değil evet. zaten. Yani o yüzden hiç öyle şeyler yaşanmadı... ...ve öyle sıkıntılar yaşanmadı. Aksine herkes... Ebru çok güzel gidiyor. Klibi çok beğendim. Yani Sıla arayıp e, işte e, diğer şarkıyı beğendiğini söylüyor mesela Gökhan'ın şarkısını evet. ...Araf'ta Ya çok güzel olmuş, çok beğendim. Öbürünü çok beğendim. Sezen Hanım'ın şarkısı çok güzel. Yani birbirleriyle ilgili söylediklerini duysanız inanamazsınız. ...işte bu evet. biraz da bir özgüven ve kendine inanmakla ilgili bir şey. Hiçbir sanatçı arkadaşımla en ufak bir problem yaşamadı. Peki bu şarkılardan hangisi sensin? Seni anlatıyor. Senin ruhunu anlatıyor. Tam ben buyum. Allah Allah. Evet. Şimdi bak bu soruyu hiç beklemiyordum evet, evet. tabii ki ben. Hangisi sensin? Ee, güzel. Yani bu hangi olsun. hangi şarkı güzel demiyorum. Hangisi sensin? Hangisi Biliyorum. beni anlatır? Of of. Sanki müstahakta biraz böyle bir, bir kısmını alıyorsun onun. A Araftayım e biraz. Yani hepsinden birer parça yani, sanki. şöyle söyleyeyim. Zaman zaman Hareketli şarkıların tabii ki evet. e, kıpır kıpır bir e, durumu var. E, ama slow şarkılarımla ilgili söyleyebileceğim şey hepsinden bir şey, bir lafı, bir tarafı beni evet. mutlaka e, etkiliyodur. Evet, evet. Ama hareketli şarkılarında e, eğlence tarafı ayrı. Ama öyle hani şudur deyip tam ce ce cevap söyleyemem. almıyorum ben bu konuda senden Hayır, cevap alamıyorum. Hakikaten almıyorum. söyleyemem. Yoksa sen biliyorsun ben söylerim. Aa bu <laughs> beni çok daha etkiledi. derim evet. yani? Hepsinde ee, beni anlatan e, mutlaka yerler var